Herkese merhaba arkadaşlar. Beşiktaş kariyerinin 10. bölümüyle sizlerleyim. Öncelikle kusura bakmayın. E, videoların günleri birazcık aksadı. E, Topluk kısmında yazmıştım. E, FM25 çalışmaları başladığı için e, biraz bu dönem yoğun geçecek benim adıma. Şimdi ilk çalışmaları vermek durumundaydım. İlk çalışmaları verdim. Bundan sonra işte profil düzenlemeleri, profil detayları hakkında önümde bir aylık bir süreç olacak. Bununla alakalı bir çalışmam olacak. İşte önümde bir İstanbul seyahati falan var bayram gününde. Mümkün mertebe yine haftada iki video atmaya çalışıyorum. Fakat işte olmadığı durumlarda da buradan hani duyurusunu geçmiş olayım. Sebebini bilin diye. Öncelikle güzel bir ilk yarı geçirdik. 45 puanlı şu an ligin lideriyiz. En yakın rakibimizle aramızda 4 puan fark var. Ufaktan transfer dönemine de giriş yapıyoruz. Şimdi transfer dönemine gir gireceğimiz için ufaktan biz bir kadro planlaması kısmına girelim. Burada benim eklediğim şeyler vardı ama. Şimdi seneye Mert Günok olmayacak. Bu kesin. Hatta ben bunu önümüzdeki sezon olarak şey yapayım. Şimdi sezon değil de önümüzdeki sezon olarak şey yapalım. Şimdi önümüzdeki sezon Emre Bilgi, Nersim Destanoğlu. Ben ikisini de kullanmayacağım. Göktuğ Baytekin 3. kaleci olarak durabilir. Emir Yaşar duruma göre birinci kaleci. Fakat şöyle bir şey var tabi. Buraya bizim planlamada e, ekleyeceğimiz oyuncular bir takip listesinden mesela 3 e, tane adayımız var burada birisi bu arkadaşımız Ignacio de Arubrena şimdi bu oyuncuyu ben çok beğeniyorum Sözleşmesi de bitecek Şöyle bir baktığımızda tek zaaf olarak göreceğimiz e, özelliği konsantrasyonun 11 olması fakat ben yine çok sıkıntı yaşatacağını sanmıyorum bize çünkü Hani bizde çok uzun yıllar e, forma giyecek bir kaleci, değil. daha çok hem fırsat transferi hem bir iki sezon bizi götürecek bir kaleci. Bir de boy dezavantajı var, boyu ciddi kısa. Boyunun kısa olması birazcık beni e, soğutuyor açıkçası. Çünkü tam konsantrasyon 11 olabilir, fakat boy 181 bir kaleci için gerçekten e, gerçekten kısa bir boy. E, şuradan tekrardan eklediğimde mesela Lunin var, Lunin birazcık e, şey hani zor bir aday olsa da, Matteo Husselin var, 17 yaşında. Bunda da şöyle bir olay var. Şimdi bu oyuncuyu alırsak muhtemelen Emir Yaşar'la beraber değişmeli oynarlar. Ama yine bunda da 1.81 bir boy sıkıntısı var. Yani şu an kaleci konusunda net değilim. 3 tane aday var. Lunin Lunin'i bilmiyorum açıkçası. Hani Lunin gelir mi gelmez mi? Yüksekte yüksek de bir maaşı var. Fakat işte yani Lunin komple paket bir kaleci. Yani Lunin'i e, zorlayacağız. 3.25 maaş baktığınız e, baktığın zaman fazla gelse de Lunin bize muhtemelen kafadan bir 4-5 yıl e, kalede rahat ettirir. Bu sebeple Lunin bir tık daha e, bu planlamada öne çıkıyor. Şöyle. Olursa böyle. Olmazsa Emir Yaşar öne çıkar. Emir Yaşar'ı forma rekabetine sokabileceğim bir oyuncu gelir. Onunla devam edebiliriz. E, şimdi sağ bek rotasyonu. Svensson'a ne kadar dediğim gibi savunma tarafında falan beğensem de e, Yeni sezonda bizimle olmayacak. Rozier de aynı şekilde olmayacak. Arda Özü Arap ve Ar Ayberk Karapo var. Şimdi Arda Özü Arap Ayberk Karapo ikilisinin durumuna da şöyle bakacağız. Şimdi Ayberk Karapo dediğim gibi benim sadece hücumda yetersiz bulduğum bir oyuncu. İşte pası, top salonu falan görüyorsunuz. Fakat e, çok iyi gelişiyor şu anda Başakşehir'de. Ayberk Karapo'nun dayanıklılık özelliği de yaşına göre yüksek şeye dayanıklılık, çalışkanlık, takım oyunu. Yani benim o e, istediğim dinamik bek kavramına uygun Duruma göre arda Özyarablı Ayberk Karapoyu yeni sezonda beraber oynatabiliriz çünkü bu tarafta hem bir yabancı kullanmamış oluruz. Bu tamamen sezon sonuna bırakacağım bir karar. Fakat hani olmaması durumunda da takip listesinde belirli başlı adaylarımız var. İşte Wolf var, Gorosbel var, Sergio Roberto olabilir tecrübeli bir isim. Brandon Williams keza her iki tarafta da oynuyorsa Solbek, Sabek. Önümüzdeki sezon zaten hatta devre arası Munoz gelecek. Munoz zaten direkt şöyle bir e, Emre Can Terzi denklemde. iki Zaynettin olması bu denklemde yok. Bu taraf böyle, bu taraf böyle. Stoper tarafında yine Bahtiyar'la vedalaşacağız. Koli, Amartey Ayt'i olacak. Montero'yla vedalaşacağız. Ayberk Karap'ı buraya dahil değil kesinlikle. Yine aynı şekilde bu tarafla da vedalaşalım. Buraya e, Tayip Talha Sanuç'la beraber oynayabilecek Şef kaliteli bir stoper istiyorum. Orada eğer nokta atışı yapabilirsem Tayyip Tal Hasan 3, Necip Uysal sağ stoper rotasyonunda Aytubatur Kömeç kömeçle de o şef stoperi birbirine meçleyerek mentorluk e, açısından da güzel bir dörtlü sağlamış olacağım. Yani buraya şef sol ayaklı oyun kurucu bir sol stoper istiyorum. İsteklerim bu yönde. E, orta sayı gelecek olursak Getson Fernandez iyi bir teklif gelmesi halinde Getson'dan e, vedalaşabiliriz. Amir Hacametovic zaten e, ona zaten düşünmüyoruz. Amartey de düşünmüyoruz. E, Necibi zaten altı numara olarak görmüyorum. Getson da burada yok. Şimdi burada Musrati, e, Demirege, Kartal Kayra var. Tabi biz Demirege'yi de e, ofansif yani şu tarafta oynattığımız için burada aslında Kartal Kayra ile şey kalıyor. Hatta şöyle al Musrati'yi ekleyelim buraya. Bu taraf Almusrati Kartal Kayra Yılmaz oluyor. Aynı profil oyuncular olduğu için. ikisi de derin oyun kurucu. burayı bu şekilde halletmeyi düşünüyorum. Dediğim gibi Amir Hacı Ahmetovic düşünmüyorum. Chamberlain düşünmüyorum. Kartal Kayra yine merkezde düşünmüyorum. Kerem Atakan'ı da düşünmüyorum. Enes Çin Emre dahil olabilir. Fena gelişmiyor yaşına göre. Getson, Demirege, Enes Çin Emre ama buraya kesinlikle transfer lazım olacak. Yine aynı şekilde burayı halledelim. Şu anlık böyle. E, buraya mutlaka e, iki transfer istiyor takım. E, Raşitsa'nın durumunu bilmiyorum. Yani sezon sonunda karar vereceğim. Eğer çok iyi bir teklif gelirse e, satabilirim. E, sağ kanat rotasyonunda şu an Anvar Elgazi, Raşitsa Arda Akgün var. E, Anvar Elgazi biliyorsunuz hani rotasyon oyuncusuydu. E, şu an bir 30 yaşına kadar falan e, yolu var. hani Sorun değil. E, fakat iyi bir teklif gelmesi halinde El Gazi'yi değerlendirebiliriz. Raşitsa yerine daha net, daha skorer, daha efektif bir kanat bulabilirsem ve Raşitsa'ya da iyi bir teklif gelirse e, veya da teklif beklemeyip direkt benim kurgulamak istediğim takımı kurgularsam eğer Raşitsa bu denklemde yolcu onu da söyleyeyim. Hatta El Gazi ile beraber giderler. E, bu sebeple de Arda günün önüne çok kaliteli, e, sağlam bir kanat çekmek durumunda kalırız. Mesela Di Maria gibi. Di Maria bunun en büyük örneği olur. Yani Di Maria Arda gün hem mentorluk açısından da harika bir iş olacaktır. Ee, sol kanat ise tamamen biliyorsunuz. Şimdi burada e, aslında şöyle. E, Muleka da var fakat Muleka'yı denklem içine dahil etmeyeceğim. Çünkü kalıcı değil. Semih Kılıçsoy, e, Abdülmecit dönmez şimdilik. Yine sol tarafa da e, yeterli derecede etkin bir Semih'le forma rekabetine girecek bir kanat oyuncusu lazım. Ya duruma göre Abdülmecit bu olabilir. Abdülmecit'in bakın zaten hani görüyorsunuz çok kötü değil. Buradaki şeyleri özellikleri. Abdülmecit'e sabre sabredilebilir burada. Santrafor kısmına geldiğimde Semih, Jackson, Muleka, Mustafa Hekimoğlu, Kıvan Karan'ın durumunu henüz bilmiyorum. Ama hadi Semiyi dahil etmeyelim bu Santrafor tarafına. Arda Akgün de dahil etmiyoruz. Şu an elimizde 3 tane santrafor var. Mustafa Erhan Hekimoğlu seneye bu denklemi mutlaka içinde olacak. Bu sene her ne kadar az süre almış olsa da. Muleka iyi bir teklifte satacağım. kıvankara'yı da yani şu an için kıvankara Bon servisine para verilmesi güç bir oyuncu. Çünkü 8 milyon çok ciddi bir para oraya daha net bir transfer yapabiliriz diye düşünüyorum. Yani baktığımızda bu takımın Avrupa klasmanında mücadele edebilmesi için A+ bir kaleci, sol stoper Şef Marcelo Guedes gibi atıyorum da Tosic ayarında böyle hani ayağıyla da hırsıyla da liderlik edebilecek bir stopere ihtiyacım var. Ee, dediğim gibi şu an sağ bence bu ikili götürebilir. %70 götürür tarafındayım. Sol bek zaten çok iyi. Ee, ön libero kısmında bir sorun yok. Orta sahaya işte Getson Fernandez'in teklif alma durumundan bağımsız en çok transfer orta sahaya yapılacak gibi duruyor. 2'den 3'ten fazla transfer. Sağ kanatta dediğim gibi, Di Maria alabilirsek Arda Akgün, Di Maria yine Semih ile formel rekabetine girecek bir kanat belki ama bulamazsak eğer transfer obezliği yapmayıp Abdülmecit dönmeze devam edebiliriz. Artık Muleka'nın satıldığı senaryoda da Kıvan Kara'nın da alınmadığı senaryoda net tartışmasız bir santrafora ihtiyacımız var. Planlar bu şekildeydi. Şimdi biz ufaktan günleri ilerletelim çünkü yavaş yavaş sözleşmesi bitenler vesaire de gelecek. Onlara hazırlıklı olalım. Bu arada Muçin'in de şeyi var. Transferi var burada. Mönchün satmıştık biliyorsunuz. Maaşından kurtulmak için. iyi bir hamle oldu bizim adımıza. Ayberk Karapo iyi oynamış. 7 ortalama puan güzel. Ayberk'in gelişimi çok önemli olacak. Şöyle bir bakalım. Almusrati'nin dinlendirilmesi olur. Hekimoğlu ile sözleşme yenileyelim. Bunları geç. Tamam. Bunlara gerek yok şimdilik. Evet. Şimdi Almusrati'yi bir dinlendirelim. Zaten önümüzde şey var. Ee, sağlık merkezi şuradaydı pardon. Dinlenme. Şurayı yapalım Musrat'ı bir gitsin izne. Burada antrenman düzeninden memnun olmayanlar var. Onları hemen bir yapalım. Burada Arda Akgün'e ne verebiliriz madem öyle? Ee, hücum organizasyonları. Evet karar alma öncesi. Bunlar önemli olacak onun için. Göktuğ Baytekin'e kaleci savunma vereceğiz. Tamam. Arda Öz bir elini kolunu sıkalım. İyi gidiyor şu an antrenmanda. Şimdi Masuakun'un sakatlığı geçti geçiyor. Onu devral satabilirsek çok çok iyi olur. Gerçekten e, maaşıyla bizi çok zora sokan oyunculardan biri. Şimdi öncelikle hedefim Dimari olacak. Dimari'ye mutlaka gitmek istiyorum. Lunin'e sözleşme falan gibi haberler gördüm. Bakın Lunin'e işte bu birazcık sıkıntılı. Mesela Lunin'le ilgilendiğimizi açıklasak hatta işin içine <laughs> birazcık şey olacak ama ya da Necip'i mi yaptırsak Necip'i yaptırabiliriz. Etkileşim Lunin Tamam. Yani Lunin Necip Lunin'i ne kadar e, ikna edebilir bilmiyorum ama en azından bir denememiz olsun bizim de. Şimdi takip listemdeki e, sözleşmesi bitecek oyuncuların ekranı birazdan gelecek önüme. Evet arkadaşlar şimdi o malum ekran geldi. Şimdi başta zaten Dimaria duruyor. Dimaria'ya bir sözleşme önerelim. Dimaria'nın profilini de açalım. Tam aradığımız o e, tecrübeli kanat oyuncusu hatta ofansif oyun kurucu hücum. Ters ayaklı kanatta biraz yorulabilir biz ofansif oyun kurucu hücum oynatabiliriz. Ters ayaklı da oynar ama Duruma göre artık onu değerlendireceğiz. Di Maria bizim için büyük bir lider olur. Büyük bir karakter olur Di Maria ile. Şimdi Di Maria bir yıllık sözleşme istiyor. Bir yıllık sözleşme istemesi güzel. Zaten 35 yaşında. Şimdi maaş tarafında dediğim gibi Di Maria gibi bir oyuncuya zaten belirli bir parayı vermek durumundayız. Fakat bir temsilci komisyonunu birazcık arttırarak şöyle hafiften 3 dolaylarını indirmeye çalışırsak. Bakalım çok da hani abartmadan 3 dolaylarında bir tamam 296 güzel bir ücret. Ee, yıllık Dimariye toplam 296 1 milyon imza parası 396 işte primlerle beraber yaklaşık 1 senelik maliyeti bize kontrat sadece kontrat 4 milyon olacak. Eee Süper Lig şampiyonluğunda 300 bin alacak, Konferans Ligi şampiyonluğunda 300 bin alacak asistlerde zaten 10 asiste 350 15 asiste 90 90 olmak üzere yani totalde yuvarlak hesap baktığımızda yaklaşık bir bir sezonda 6-7 milyonluk bir maliyeti olacak bize fakat kabul ederse bunu rahatlıkla çıkaracağından eminim şimdi Mehdi Taremi var Mehdi Taremi aslında aranan santraforlardan biri şimdi önümüze düştü tabi Mehdi Taremi gelmek istemiyor e, Guido Rodriguez var fakat bizde Al var transfer obezliği yapmayacağımızı söylemiştim. E, matip var, Matip, Matip'in durumu iyi, Matip'in durumu iyi fakat Matip şu an bir senelik bir stoper gibi duruyor. Şimdi vücut zindeliği de 13, e, o kadar da e, bu özellik skalasını koruyamayacak. Zaten gelmek istemiyor. Hem de sen ben sol ayaklı arıyordum o da ayrı bir konu. Şimdi Daichi Kamada bakıyorum. Şimdi orta sahaya istenen oyunculardan biri olabilir mi Kamada diye bakıyorum. Şimdi Kamada'da şöyle bir şey var. Biraz garip bir profil gibi duruyor. Fakat Kamada'da topsuz alan teknik dribbling, ilk kontrol, bitiricilik aslında hani bizim şu an Muçi'den beklediğimiz o topsuz alan bitiricilik, ikinci forvet tamamlayıcı oyuncu olaylarını Kamada şu an muazzam yapan bir oyuncu gibi duruyor. O sebeple Kamada'ya burada yönelilebilir. Merkez hücum olarak oynatılabilir. Topsuz alan zaten istiyor görüyorsunuz. Veya duruma göre mezzele hücum da oynatılabilir. Kamada'nın sözleşme şartları nedir peki? Bir ona bakalım. Eğer çok büyük bir para istemiyorsa derken Dimaria'dan bile fazla istiyor. O yüzden onu şu anda elemiş olduk. Şöyle bakıyorum. Marius Wolf var ama Dediğim gibi bu da zaten 5 milyon bir para alıyor. Bize burada çok fazla şey bırakmayacaktır. Pabuç bırakmayacaktır. Zaten listeye attığımız oyuncular belliydi. Şöyle yaş olarak baktığımızda biz sol bekimizi de aldık. Kalecimiz zaten demiştik 1.81 bir sıkıntısı vardı bu kalecinin boydan dolayı. Ali Şahin Yılmaz var. Ama gerek yok. Şimdi gençlere gidelim. Şu an elimizdeki gençler daha iyi bu arkadaştan. Hmm. Yeni Getson Fernandez mi? Denenebilir. Gelmek istemiyorum. Öyle bir sorun var. Şöyle tekrardan yaşla filtreleyelim. Evet, aranan kanatlardan biri Isaac Babadi rahatlıkla olur. İki kanatta da oynayabiliyor. Şimdi Babadi'nin şartları bu bunlar. 33 milyonluk bir serbest kalma bedeli istiyor minimum serbest kalma bedeli bu yabancı kulüpler için. Yani bu Kötü bir şey değil, kötü bir para değil fakat ben yine de kaldırmak istiyorum. Ee, şimdi maaş beklentisini kaldırdık. Bu arkadaşa bir miktar imza parası, bir miktar e, temsilcisine ve bir miktar da şöyle kendisine maaş e, verebiliriz. Tamam, beklentiler çok da abartı değil. Şöyle 1 milyonu anlaşamıyoruz gibi. Tamam hadi 1.22 olsun. Çünkü çok önemli bir yetenek. Kaçırmak istemiyorum. İyi de bir profili var. Bu arkadaşa bakmıştık. Şuna bakacaktık. Yani fiziksel olarak bayağı diri. Fiziksel olarak bayağı diri. Yine e, her tarafta oynuyor. İki ayağını kullanabiliyor. Topsuz alan sıkıntısı var. Ama yine de değerlendirilebilir bir oyuncu gibi duruyor. Ters ayaklı kanat olarak da veya da kanat forvet olarak da oynayabilir. 18 yaşında. Şimdi buraya da bir sözleşme önerdiğimiz zaman nasıl bir fiyat çıkıyor hemen bakalım. 1 milyon avroluk bir ücret çıkıyor. Oğul direkt direkt reddettim. İstemedi bile hiçbir şekilde. Şimdi İbrahim Maza İbrahim Maza çift ayak. 1.80 boy. Sağ kanatta da oynayabiliyor. Oyun kuruculuk özellikleri fena değil. Ama geliştirmesi gereken birçok şey var ve başka bir ülkeye uyum sağlama konusunda kırmızı şeye sahip. Kırmızı rapora sahip. Bu birazcık sorun bizim için. Burada bir arkadaşımız var. Birazcık klasik bir profile sahip. Biraz boyu uzun olsa değerlendirebilirdim. Boyu kısa olduğu için o gizli forvet tarafını çok karşılayamıyor bana göre. Birazcık orada boyu uzun olması lazım. Hem bek hem kanat işimize yaramaz şu an için. Diğer oyunculara baktığımızda dediğim gibi çok e, bizim için etkileyici bir oyuncu yok. Dimare'ye zaten teklif yaptık. Evet baba diye. <laughs> Tabii ki City ve Wolfsburg'dan teklif var. Daha öncesinde Oscar Pereira Pere, Pere transfer için zorlamıştık fakat Juventus'a gitti kendisi. Orada çok oynayacağını düşünmüyorum. Dediğim gibi muhtemelen kiraya verecekler. Şimdi Baba diye bir teklif var burada. Şimdi Baba diye pekala bu takımlara gidebilir. Fakat biz ufak bir şöyle baf e, buff atarak bazı şeylere e, bu işi belki birazcık daha güzel bir yere taşıyabiliriz. 5 gol 5 asiste şöyle bir prim arttırımı yapalım. Ya öyle çok da uçmaya gerek yok olur olmaz e, orasını bilemeyeceğim. Fakat maksadımız birazcık şey yapmak hani elimizin dolu olduğunu da göstermek. Şimdi kaleci. Şimdi kaleci hususu çok önemli arkadaşlar dediğim gibi. Kaleci iyi bir kaleci bulamazsak iş tamamen Emir Yaşar'la forma rekabetine girecek. Kaleciye doğru çevriliyor. Yani Kastels var. Kastels yaşlı ama iyi bir kaleci. Kastels. Milli kaleci. Kastels güzel işler yapabilir. Ve maaşı çok fazla. Mesela Kastels ne kadar isteyecek? Kastels 4 milyon gibi bir maaş istiyor ve 3 yıllık bir sözleşme istiyor yani paraları kabul etmesi mümkün değil yani kaleci de bizde idareten değil daha hani net bir isim olması lazım mesela konsantrasyon ve pozisyon almayı çevikliği ben önemsiyorum burada refleks birebir elle kontrol hadi bunları bir e, 11 ile başlatalım diyelim e, ön sezeye gerek var mı yok Tamam. Şöyle yaptım. Bunları 14'ten başlattım. Konsantrasyon 12'ye kadar düşürebilirim. Ee, çeviklik, refleksler birebir elle kontrol hadi 13 belki. Çeviklik de belki hadi 13 yapabiliriz. Şöyle geriden baktığımızda hmm, şöyle bir kaleci var. Jose Hernandez. Yani geleneksel kaleci olarak iyi duruyor fakat boy kısa boyu da ciddi anlamda kısa. Genelde şu an yaşlı kaleciler çıkıyor maalesef ki. Ee, birebir 13, 50 kontrol 12, pozisyon almayı 13'e kadar indirsek. Timo Horn, Timo Horn, Timo Horn. Timo elle oyun başlatma, o topları, refleks, pozisyon, mühendisliği, konsantrasyon, birebir. Yani Timo Horn komple bir paket olur baktığımızda. Bir rapor isteyelim. Ama aynı zamanda sözleşmede önerelim. Timo Horn yedek olarak kalsın. 1 milyon civarı bir maaş. Sözleşme 2 yıllık olsun. bir miktar imza parası da bu işin içine dahil edelim. Hatta 100 edelim. 1.29 istemek ısrarcı hatta hala. Burayı birazcık daha arttıralım. Tamam kabul etmedi. Sorun değil. Pahalı bir kaleci istemiyorum. Ama yine de bakmak zorundayım. Burada yaşı 30'a çekeceğim maksimum. Tekrardan kontrollerimizi sağlayalım. Çok da iyi kaleciler yok açıkçası. Hmm. Böyle bir arkadaşımız var ama hmm, birazcık düşündürür. Neden düşündüreceğini de söyleyeyim. 1.88 boy güzel bir boy, kötü bir boy değil. Ee, teknik tarafı iyi, pas, vizyon, ortalama gelişirse daha da iyi olabilir. Ee, çevik bir kaleci, konsantrasyon sıkıntısı yaş itibariyle var. Teknik özelliklerinde işte hava topları gayet iyi. Refleks bir tık sıkıntılı. Kesinlikle gelişmesi lazım. Refleks ve birebir geliştiği takdirde iyi bir kaleci olabilir yine pozisyon alma da aynı şekilde. Ama işte şöyle Emir Yaşar'la kıyasladığımız zaman şimdi bizim elimizdeki Emir Yaşar daha 17 yaşında. Baktığımızda çok sağdaki çeviklik karşı fiziksel değerleri çok girmeye gerek yok fakat Soğukkanlılık, kararlılık, konsantrasyon mesela Emir Yaşar çok daha üstün. Bu oyuncu her ne kadar teknikte daha üstün olsa da Emir Yaşar çizgi kalecisi olarak çok daha iyi bir e, altyapıya sahip. O yüzden bu arkadaşı da mecburen elemek zorunda kalacağız. E, yani <laughs> şu an çok etkileyici bir kaleci profille karşılaşmadık. E, o yüzden kaleci kısmını sanırım ister istemez atlayacağız. Burada dünya çapındaki itibar durumuna bakalım. Şimdi şahaneyle başlayalım. Burada maaşı çok aşırı yüksek olanlar var. Mehdi Taremi zaten gelmek istemiyordu. Dimari'ye bir teklif yaptık. Marco Reus var. Matt Sumels var. Matt Sumels de çok aşırı yaşlı bizim için. Stoper'de o kadar yaşlı oyuncuya ben tamir edebileceğimi düşünmüyorum açıkçası. Şimdi şef stoper dediğimiz stoperlerden bir Erik Dair olabilir mi? Onu düşünüyorum. Erik Dair'ın beni endişelendiren tek tarafı ne, maaşı çok fazla bir de çeviklik yani çok atik bir stoper değil. Teknik özellikler ne kadar güzel olsa da Dair başımıza iş açma ihtimali mevcut. Rafa Silva var. Rafa Silva bize gelir mi? gelmez şu an için. istemiyor bunu. Felipe Anderson var. Felipe Anderson evet gelmek istemiyor. Şimdi Brandon Williams var ama bizim sol bekimiz var. Brandon Williams'ı sağ kanat bek olarak işte diğerlerinin durumuna bağlı olarak. Ama Ayberk Karapoylar'da Özarap gerçekten iyi gelişiyor ya şu an. Yani oraya bir ihanet yapmaya bence gerek yok. Orayı kafamızda eleyebiliriz. Bir moment stoperimiz var burada. Yani çok ortalama çok. Birazcık sivri olsa bazı özellikleri iyi olabilirdi ama <laughs> bazı özellikleri gerçekten çok ortalama kalmış. Bu birazcık beyinli, beyine sahip enkodu diye yorumluyorum bu arkadaşımızı. Burada bir kaleci var. Lukajovic var. Lukajovic çok şey olmaz bizim adımıza. Koume zaten ayrılıyor burada. Bunu da geçiyoruz. Bu arkadaşı hiç devreye bile katmıyoruz. Kastrovilli var. Kastrovilli acayip bir profil yani zihinsel olarak teknik olarak çok çok üstün bir oyuncu ama şöyle bir şey var ki bu adamın ciddi bir sakatlık problemi var. Sakatlık problemi olan oyuncuyu da biz artık tercih etmezsek çok daha iyi olur bizim adımıza. Kelechi Yenaço var. Yenaço bizim için aranan santraforlardan biri olabilir mi? Ee, olabilir, olamaz demiyorum. Fakat e, şöyle bir maaş isteği var. Bu fazla bir maaş isteği. tabi burada birazcık kırpılma var. Ee, ben bunu mesela 2.3 dolaylarına çeksem Yenacho için. Yenacho'nun bir pazarlık etme durumu var mı, yok mu? Ona bakalım. Yani pazarlık ediyor açıkçası. 2-3'ten şöyle hafif, hafif arttırarak gitsek. 2.41 dolaylarını yine kabul etmiyor. Ama listeye atacağım. Şöyle atayım. Bir ay değil pardon. Böyle 100-200 bin avro için böyle basit hesaplar yapıyor gibi görebilirsiniz ama yani onlar gerçekten önemli. Hesapları yaptığınız zaman. Çünkü senin, sizin kafanızda belirli bir para olduğu zaman <laughs> o belirli bir paraya göre takım kurduğunuzda alışkanlık haline geliyor bu iş. Alışkanlık haline geldiğinde de hani e, birazcık daha hani tutarlı kadrolar kurabiliyorsunuz. Robin Koç sözleşme kabul etmiş. Çok iyi olabilirdi. Aranın stoper olabilirdi bildiğim için. Şöyle bakıyorum. Stoper tarafına girsek işin. Matsumens, evet, Scott McKenna var. Ya stoperde bizim mesela çeviklik sıkıntısı var. Şimdi çeviklik çok önemli stoperde. En aşağı ben 12 diyorum. Beli dönmeyen stoper gerçekten çok sıkıntılı bu ligde. Yani belinin dönmesi lazım bir şekilde. Bakıyorsunuz mesela orada da. Mesela Nacho gibi bir figür var ama Nacho gibi bir figürü biz alabilir miyiz? Nacho. Bizim şef stoperimiz olabilir Nacho. Tabii Nacho gelmek istemiyor şu an. O da ayrı bir konu. Stoper konusu bizi ciddi zorlayacak ya. Rugani. Fiziksel olarak üst düzey. Zihinsel olarak da yine iyi de iyi diyebileceğimiz bir seviyede. Topla oynaması da iyi şu an. Pasor stoper toparlayıcı olarak koyduğumuz takdirde Bizim işimizi bir hayli görüyor ama e, deli gibi de bir maaşı var ve bu maaşı şu an için karşılayamıyoruz. E, fakat Rugani'yi bu e, yine atalım biz buraya çünkü belli olmaz. Ek olarak şu şeyi de bir kaldırayım. Oo oh. o oh, o oh, o oh. o oh, ama gidiyor. T. Transfer oluyor. Bu kötü oldu. <laughs> Tam dedim aradığım adamı buldum bir yanda gitti. Axel Tuanzebe var. Toplu oynaması pası fena değil ama vizyonu çok sıkıntılı. Sadece sağına soluna pas verebilir. Bu sebeple bir tık kötü. Yani 8 vizyon bayağı bir e, az. Non, 10 falan olsa 11 civarı olsa çok problem değildi ama e, ona önem vermek lazım. Genelde o işi vizyon belirliyor. Hmm, güç 11 toper için aşırı az bir güç değeri. Şöyle baktığımızda adaylar gerçekten az. Görüyorsunuz. Şurada bir stoper adayımız var. Daha ayaklı ama çok da gerek yok. Biz daha iyi var. Ee, buna yaş olarak baktığımız ya da yaş olarak değil de direkt özellik olarak aradığımız senaryoda savunma, pasör stoper savunma diyeceğim burada. Ee, şöyle 12'likten gittiğimizde hmm, bu arkadaşı biliyoruz zaten ee, işin vizyon tarafını ona kadar çekebilirim ben burada ee, başka nerelerden kısabilirim cesaret belki işte Rugani gibi şey olabilir agresiflik keza öyle yani daha toparlayıcı bir stoper işte olursa diye yani yani Rugani dışında şu ana kadar o aradığımız toplu oynayabilen stoper adayı şu an için çıkmadı. Free'lerde tabii çıkmadı. Bu free'lerden bahsediyorum. Biz işin şimdi tamamen bir de orta saha kısmına geçelim. Şimdi işin orta saha kısmında e, Almusrati, Kartal Kayra Yılmaz, gerideki oyun kurucularımız, defansif oyun kurucularımız. Demirege, Demirege ve Nescin Emre, e, sağ içindeki, sahanın sol tarafındaki hareketli oyun kurucularımız. Dinamik oyun kurucularımız olacak. Ee, ve eksik olan şey ne? Koşucu. Koşucu oyuncu. Orta sahadaki koşucu oyuncumuz şu an Getson ve Alex Oxa Chamberlain. Fakat e, Getson'un top kullanma sıkıntıları var. Doğru kararları verme sıkıntısı var. E, Oxide Chamberlain'de de çok yüksek bir maaşa sahip. Normalde Chamberlain aradığımız oyuncu profili olsa da maaşı çok yüksek. Şimdi biz bunu nasıl çözeceğiz? E, dribbling topsuz alan, hızlanma ön sezi işte bitiricilik ilk kontrolü yani bu tarz özellikleri iyi olan o koşularda e, rakibe tehdit yaratacak ve gol atmamızı sağlayacak oyuncu e, lazım bize burada. Şöyle sözleşmesine 6 ay kalanları diyorum fakat e, bir sıkıntı var şu an. Hepsini sıfırlayayım. Hepsini sıfırlayayım. Bitiricilik, teknik ilk kontrol topsuz alan hızlanma. Hepsini 13 seçiyorum. <laughs> Geliyorum buraya. 6 ay kala diyorum. Heh, tamam şimdi çıktı. Burada şu tarafları seçiyorum. Şimdi önüme çıkan oyuncu profilleri az çok belli. Şimdi buradan bir bakalım. Ee, böyle bir oyuncu var fakat işte fizik o kadar iyi değil. Denge güç, e, vücut indiriliği, zıplama, yani çok fazla yumuşak kalacaktır burada. Kasımpaşa'daki oyuncu var. Gerek yok. Kasperes. Real Madrid C'den bir oyuncu var. O önerilmiş. Yine gerek yok. Mesela baktığımızda o aradığımız profildeki oyuncu çıkmadı. Ee, bitiriciliği kısabiliriz. 12 dolaylarına gidebilir bitiricilik. Hızlanma. Hadi hadi salonu 12 yapabiliriz. Dribbling ilk kontrol de belki 12 olabilir birazcık işi şey yapıyorum mesela Castrobelli çıktı dediğim gibi tam aslında onu yapabilecek profilde bir oyuncu ama e, malum bir sakatlık durumu var oyuncunun onu o şekilde istemem sürekli sakatlanma ihtimalini göz önünde bulunduramam oyuncunun mesela Kama da hani ciddi anlamda o işi yapabilecek bir oyuncu ama maaş beklentisi gerçekten fazla Kamadan'ın da. Yani şu an için öyle bir oyuncu bulamıyoruz. Boşilla çok eski oyuncu Monaco'dan. Severim Boşilla'yı ama eski Boşilla değil maalesef. Burada mesela o işi işte Isaac Babadi yapabilir. Yani Isaac Babadi koşucu olarak kullanabiliriz mezzeli olarak. Ama işte bir Manchester Manchester ile Wolfsburg ile çatışmamız gerekecek. Yani Isaac Babadi aslında tam o aradığımız profil. İstediğimiz yani istediğimiz zaman kanada da atabiliriz. Sahte forvet olarak da kullanabiliriz. Babadi bu işleri çok rahat yapabilir. Muçi ile zaten gidiyor. Ee, ama Babadi cepte olarak görmüyorum açıkçası. Cepte olarak görmediğim için mesela baktığımızda şu an o istediğimiz o koşucu profildeki oyuncuyu bulamadık. Kamada'ya bakmıştık. Kamada'da da zaten durum belliydi. Şöyle Kamada'yı açalım tekrardan. Ki Kamada zaten sözleşme imzalamış. Kamada olayı zaten gitti. Mesela Kamada da şu olacaktı. Kamada en kötü ofansif orta saha hücum. Yani zaten profili buna çok uygun. Ama ben 3 merkez oynattığım için bir ön libero geride 3 merkez şeklinde oynattığım için ben Kamada'yı ya mezzele hücum yapacaktım. Topsuz alan dripling, dribbling, hızlanma, işte teknik özelliklerinden dolayı veyahut da merkez orta saha hücum verecektik. Burada daha fazla hücuma çık vesaire gibi şeylerle onun cezasına bir şekilde sokacaktık. Fakat olmadı. Mesela Damir dam Klasen'e bakıyorum. Mesela Damir Klasen çok dengeli bir oyuncu. Hani e, Klasen'e bunu yaptıramam muhtemelen. Mesela Klasen e, şimdi hız ve hızlan, hızlanma konusunda o kadar iyi bir oyuncu değil. Koşucu oyuncusun, koşucu oyuncunun hızlanmasının çok iyi olması lazım. Yani en az burası 13 olacak ki. Veya hadi diyelim burası 12 olsa dahi en azından bu topsuz alan mesela kamada da olduğu gibi 16 17 mesela üstün yeteneklere sahip olursa zaten oyuncu hızlanmadan feragat edip nereye koşacağını mantıken bildiği için hızlanmayı çok da aramıyor. Ama baktığımız zaman o ihtiyacımız olan oyuncu profillerinde serbestler arasında o koşucuyu bulamadık. Babadi hariç. Babadi alırsak durum farklı olacak. Şimdi sol kanada geçelim. Yani sol kanatta ee, nasıl bir oyuncuya ihtiyacımız var dediğim gibi e, Semih var Abdülmecit dönmez var fakat Semih'le beraber forma rekabetine sokabileceğimiz Semih'le beraber parlayabilecek bir oyuncu olur mu onu düşünüyorum. Sesenyon var 23 yaşında yani Sesenyon birazcık e, tabi sol bek çıkışlı sol bek gibi dursa da Sesenyon birazcık garip bir profil açıkçası Sol kanattan bindirme yapması, ceza sahasına girmesi falandı filandı. Fiziksel olarak çok üstün bir oyuncu. Yani bilmiyorum Sesenyo'nun varlığı bize sol kanatta savunma olarak çok fazla güç de verebilir. Henüz 23 yaşında. Sesenyon ne ister mesela baktığımız zaman? Ciddi bir para istiyor Sesenyon. Ama Sesenyon bizim için hani şey bir yatırım olur. Ya ben inan benim inandığım bir oyuncu. Şahsen ve yeri geldiğinde Sesenyon işte duruma göre Minoz'un satılma durumunda da sol beke de geçebilir. Ee, Sesen bir yatırım yapılmalı mı? Şöyle baktığımızda ben aşırı yatırım yapılabilir bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Şimdi oyuncuya bek olarak bakmayın. Şimdi bu oyuncunun uzaktan şutu bitiriciliği falan da var. Topsuz alanı 15 bu arada. Yani bu bir e, bek şeyi değil yani bir bekin topsuz alanı 15 zaten biliyorsunuz ne olduğunu Grimaldo oluyor işte ne bileyim yakın örnekler kimi verebilirim size Marcelo gibi bekler oluyor yani yeri geldiğinde ceza sahasına da girebilen o gol vuruşlarını yapabilen bekler de oluyor şimdi Sesenyon bize seviye atlatacak bir oyuncu ve istediğimiz yerde kullanabileceğimiz bir oyuncu Sesenyon'a bir teklif istiyorum ben yani belki takımın en çok kazanan oyuncusu olacak şu anki şeyle ama ben bir görmek istiyorum bakalım. Bakalım ha yani sıçtık. Adam 5.8'e çekti direkt mevzuyu. Yani 3.57'de maaş vermek bu adama bizim için çok fazla. Kabul etmiyor haliyle. Ama sesen yönünden umudumu kesmiyorum. Burada kalsın. Listemizdeymiş zaten. Diğer adaylara baktığımızda açıkçası çok parlak şeyler göremiyorum. Dediğim gibi hani transfer yapmak için transfer yapmayı bu kariyerde reddediyorum. Yani Zaten mümkün mertebe kendi kariyerimde de bunu reddetmeye başladım son 3-4 yılda. Ama izleyenlere de o şekilde aktarmaya çalışıyorum ki sizin için de bir alışkanlık olsun. Çünkü bu şekilde oynadığınızda gerçekten farkı hissediyorsunuz. Bir, 21 yaşında bir kardeşimiz var burada. Sağ sol ayak kuvvetli. Ama işte zihinsel özellikler bir tık e, patlamış durumda. Bizim için oyuncuyu çok dikkatli seçeceğimiz zamanlardayız. Mesela artık çok fazla da derine inmeye gerek yok. Oyuncu profilleri belli kovuma gidecek zaten. Yani çadli madli bunlar bizim oyuncularımız değil. Wow, bir dakika bu ne? Justin Dihel, 14 kulüp tarafından izleniyor. 19 yaşında. 113 CA değeri var. Çeviklik 16. hızlanma 15. Sürekli çalım atmayı dener. Sık sık topla beraber koşar. Özel yetenek 17. Bu ne? Almanyalı Kuvarecman bu. Hmm. Şu üçlü yaşına göre iyi. Topsuz alan iyi. Duran top becerisi de mevcut. Kararlılık 16. Mesela agresif de bir. temas oyunu seven de bir çocuk. Mesela bu çocuğu bir yatırım yapılabilir. Yani duran top tarafı da çok önemli. Bizde biliyorsunuz gerçekten duran top atabilen oyuncu sayısı az ve bu arkadaşa ben bir gitmek istedim açıkçası şu an. Yani <laughs> bana çok parlak geldi. Yatırım yapılması e, güzel bir oyuncu gibi duruyor. Şöyle ufak tefek şeylerimizi ekleyelim bakalım ne kadar bir fiyat istiyor. Tamam. Birazcık azaltalım. Güzel. Justin Diel iyi oldu. İyi denk geldi ya. Bu kadar şeyin arasında. Yani sol taraf muazzam bir kere. Yani 19 yaşında bir kanat oyuncusunun duran toplarda belirli bir ustalık yakalaması çok güzel. Topsuz alan özel yetenek, kararlılık, çeviklik yani adam eksiltebilme özellikleri de çok güzel. Tek zaafımız güç. Güç çalışırız. Dayanıklılık çalışırız. Zamanla artar. Dediğim gibi karar alma önsezi gibi şeyler de artar ama teknik ve fiziksel tarafta çok üstün bir oyuncu olabilir. Hatta belki Semih'in e, Forbet'e devşirildiği senaryoda Semih'le beraber oynarlarsa çok tehlikeli bir ikili olabilirler. Çünkü henüz Semih benim gözümde hala kanat forveti olsa da duruma göre işte o Mustafa Erhan Ekimoğlu 4-4-2'siyle bundan bir 3-4 sene sonra belki tamamen farklı bir formasyonda oynayabiliriz. E i̇şte o formasyonda bu arkadaşımız da yine burada çok rahat oynayabiliyor. Güzel. Santrafor bakalım. Santrafora da geçelim. Şimdi Keleçi'ye bir ufak bir teklif yapmıştık. Arada Pirüs kalmıştı. Şimdi Kelechi'yi zaten şu an çok fazla isteyen bir kulüp yok. 9 milyon avroya transfer listesinde. Bir anda bir patlama olmazsa bu oyuncu zaten e, bir müddet daha bir kontrat bekleyecek. O kontratı bekleme açlığında da fiyatı düşecektir elbet. Kıvama geldiği zaman biz tekrardan Keleçi'ye saldırabiliriz cepte dursun. Mehdi Taremi gelmek istemiyor hiçbir şekilde. E, hala hazırda Lazio ile Alfa Tehin bilgisi var ama ben yine... E, Taremi ile bir ilgileneyim. Ben Taremi ile bir konuşma yapayım yine. Basına. Arnautovic tarafına gerek yok. Hmm. Juan Milatasa. 22 yaşında. 1.92 sol ayaklı. Zihinsel, fiziksel. Birazcık kantalız ama çözülmeyecek gibi değil. Hava üstünlüğümüz iyi. Fena değil. Uzaktan şutumuz falan da var. İyi bir oyuncu. İyi bir oyuncu. Önce bir sözleşme. Zaten sözleşmeye denk olarak rapor da gelecek. Şimdi futbol direktörümüzden bir istedik. Hemen o oyuncunun itibarına göre düzenlediği işleri. 4 yıllık temiz bir anlaşma iyi bir santrafor. Yani direkt aldım baktım beğendim yani ki 22 yaşında olması güzel çünkü doğal gelişim gelişim eğrisinde hala oyuncu. 23-24'e kadar en azından şu tarafları 12 işte şu tarafları bir 14 14 işte 14 gibi 14 hani 14 yani bir tık daha mesela şurayı 135 yapabilirsek bu oyuncu da Latasa muhtemelen o dediğim şekilde çok e, süperlik ve Avrupa dolaylarında kaliteli bir santrafor haline gelebilir. Bunu da cepte tuttuk. Şimdi yani Martial'in kararlılığa falan çok bakmaya gerek yok. Martial bizi şu an bir hayli üzer. E, Garita var. Fiziksel olarak üstün bir oyuncu fakat teknik birazcık kıt. Çok tek taraflı bir oyuncu gibi duruyor. Bu tarafta çok fazla aday yok zaten. Yani burada da çok fazla adayımız yok. Yani birazcık ııı e, sözleşmesi biten oyuncular haliyle belirli bir kalitenin altında veyahut da çok yaşlı oluyorlar. O yüzden ben de hani gerçekten böyle Di Maria gibi bir lider karakter olmadığı sürece o şartları da çok da zorlamak istemiyorum. Yalan yok. Vela falan var yani kaç yılın oyuncuları. Borja Baston yine aynı şekilde. Bunun 4-5 sene öncesinin sağlam santraforlarından bir Roberto Pereira zaten hiçbir şey demiyorum. O oyuncular bize göre değil. Ee, sanırım yok hani işin santrafor kısmına da baktık. Bütün mevkileri tek tek gezdik yani şu an için e, Munoz geliyor, Babadi, Di Maria, Justin diye teklif yaptık, Latasa'ya teklif yaptık. Şimdi bu parçalar geldiği zaman e, gayet hani oturaklı bir ara transfer dönemi geçirmiş olacağız çünkü tam ihtiyaç olanlara gittik profillerin oyuncularına teklif yaptık. Umarım gelir. Bu oyuncular gelirse bizim için gerçekten çok baba olur. Burada bir Rıdvan'ın maddesi var sanırım. Şimdi Rıdvan satılır mı? Satılmaz mı? Orasını tam bilemiyorum. Şimdilik bir erken ödeme almayalım ya. Gerek yok. Çok böyle sıkıştığımız durumlarda belki olabilir. Şimdi Muçi'yi gönderdik. Muçi gitti. Sesenyon'la sözleşme görüşmelerine tekrar başlama bildirimi gelmiş. Neye istinaden mesela? Sesenyon şimdiden maaşını e, bir hayli düşürmüş. Peki bunda hani biz e, Sesenyon 2'nin altına düşürdüğümüz senaryo bizim için çok kıymetli olur. 2'nin e, diyorum pardon 3'ün altına düşürdüğümüz senaryo gerçekten çok kıymetli olur ama sen ısrarla öyle bir şey istiyorsun. 3.57 tarzı. Hadi diyelim 3 olsun. 2.96 gibi olsun. Şöyle yapalım. Yani 3.57 olduğu senaryoda da ne bileyim. Ben birazcık 3'ün üstüne çıkmakta şeyim. Yani bir tarafım istemiyor ama Yani 3.57 yaptığım senaryoda ne olur? Kabul eder misin? Sen onu da etmiyorsun. Bakalım ama. bence istiyor teklif baktığımızda Monaco Fönüşün iyi kulüpleri istiyor. Zaten şu an Monaco teklif yapmış. Monaco ne kadar teklif yaptı bilmiyorum. Ama bir hakkımız daha olacak muhtemelen. Monaco çok absürt bir teklif yapmadıysa. Ya ben çok istiyorum oyuncuyu ama çıkabildiğim limitler belli. Gabriel Misu'ya teklif yapmış. Bunu bu oyuncuya zaten şey yapmamıştık. İstememiştik. Oyuncu listede yer alıyormuş ama gerek yok şu anda. Justin diyere teklifler yapılmış. Bak şimdi. Ya abicim Southampton'la Bayer Leverkusen siz ne yapıyorsunuz? Ne gerek var? Siz bakın işinize ya. Al. Yok 250 çok. Şu. Şu. Ee, sezonluk belirli sayıda 5 gol ve asiste 200 bin prim veriyorum sana. Tamam mı? Al. Sessanyon'a zaten teklif yapmıştı. Kim? Lens, Mönchengladbach, Stuttgart, Feyenoord, Rotterdam, Leipzig. Maşallah. Maşallahınız var. Yine buraya da bir torpil atmamız lazım arkadaşlar. Şöyle 200 bin daha arttıracağım. Hatta gol primi yine sezonluk bedeli sayıda 15 gole 300 bin prim atıyorum sanadalı Latasa. Bunları yapmaya ne kadar sevmesem de mecburen böyle Belirli bir koz olarak kullanmak durumundayım. Toplantımıza katılalım. Ne diyor? Gerek yok. Mümkünse siz <laughs> şey yapmayın. Öneri vermeyin. Tamam bunu şey yaptık tekrardan. Sonrakine geç. Tamam. Defansif pozisyon alma. 11 yapmışsın. 11 yapmışsın zaten. Şu an neyin eksik terzi? Dayanıklılığın eksik terzi. Dayanıklık çalış o zaman. Bu ne? Fizyoterapimiz var zaten fizyoterapistimiz. Neden üstüne fizyoterapist şey yapıyorsun? Boş, baş fizyoterapist için artık boş yerimiz yok derken. Ayarla toplantı sonrasında bunları. Bakalım. Her şeyimiz tam şu an. Herhangi bir şeye gerek yok. Yönetimin görüşü bayağı iyi da aynı şekilde. Yani Muçi'yi şimdi katmayın işin içine. Adamın profili kötü ne yapalım. Burası gerçekten çok önemsediğim bir yer biliyorsunuz. Burasının e, yüksek olması ve ilerlemesi benim en büyük hedefimdi. Evet. Al geldi. Onur Bulut güle güle. E, bir toplantıya katılalım. Transfer toplantısına. Bunlar kiralık listesindeki genç oyuncularımız. bunları kiralama durumlarını bak burada güzel bir şekilde belirtmiş. Ben bunların kiralama durumlarını uygun değil uygun değil yapacağım. Çünkü kullanmak istediklerim belli. Tamam diğerleri kalabilir. şimdi Ersin Destanoğlu, Omar Koli transfer listesinde kiralık oyuncular. Bunların zaten gidecek. Bu mevkide zayıf kalıyoruz. Neye göre? Sen bir tamam yap. Yani ne çıkacak bilmiyorum ama öneriyi boş bırakmak istemiyorum. E, Minos katılıyor. Baba Di Maria, Diel, Latasa'ya tekliflerimiz var. Önerilere geçelim. E, net bir şekilde mesela Nico e, Melamed önerisi var. E, Chelsea ve Alaves ilgileniyormuş bu oyuncuyla. Sağa da kuvvetli. Yani mesela Melamet transferinin bize şimdi 22 yaşında genç de bir oyuncu. Baktığımız zaman raporlardan bayağı bir şey alıyor. Önemli maçlarda oynamayı seviyor. Kararlı, işte istikrarlı başka bir ülkede yaşayabilir. Baktığımız zaman e, Raşit kıyaslayalım bu oyuncuyu. Raşit ile kıyasladığımızda kafa kafaya çıkıyor. Yani Topsuz alan ve vizyon konusunda Melamet çok daha önde. Top kullanımı konusunda, kilit paslar atabilme konusunda daha yetkin bir oyuncu. Daha dengeli ama Raşit'se kadar dayanıklı değil, çevik değil baktığımız zaman. Aralarında çok kısa bir boy farkı var. Ama Melamet daha kararlı. Baktığımız zaman orta yapma pasta bir tık üstünlüğü var. Serbest vuruş kullanabiliyor. Topsuz alanları daha iyi görebiliyor. Yani Raşit'se biraz da takımı oyuncusuyken Melamet birazcık daha e gole daha yatkın, asist yapmaya falan daha yetkin o ağırlıkta bir oyuncu gibi gözüküyor. <laughs> bir de oyuncu doğal gelişim gelişim eğrisinde 126'lık bir cihazı var. Bu 130 135 belki 135 biraz fazla olsa da belki çıkabilir. Ee, duran toplar fena değil. Kornel serbest vuruş falan var burada. Ve her yerde oynuyor olması güzel. Sağa sol, sağa sol. Ters ayaklı kanatta da iyi işler çıkarabilir. Verkaç yapar sol kanttan içeri girer. Bu da önemli. Yani yeri geldiğinde burada da oynayabilir. Melamedi biz bir yapalım bir o anlaşmayı bir yapalım. Fena durmuyor çünkü. 1 milyon avrodan biz bir giriş yapalım. Temsilciye birazcık mama. Çok fazla diretiyorum gerçekten. Bazen çok huysuz bir menajer olabiliyorum. Ee, gol ve asist istiyorum. 5 gol ve asiste 150 bin avro prim. Sanki olacaksın. Aynen. 1 milyon avro. 4 yıllık sözleşme. Antonin Barak öneriliyor. Antonin Barak hepimizin sevgililerinden biridir. He, şimdi bak. O koşucu dediğimiz ceza sahasına girip o tamamlayıcı unsur olabilecek dediğimiz oyunculardan bir Antonin Barak olabilir. Demiştim ya size hızlanması 11-12 olsa da topsuz alanı çok iyi olduğu için bazı şeyleri yapabilir. Ki rakip ceza sahasına girer fırsat bulduk çocuğuma katılır. Kaleyi uzaktan yoklar. Ser şut çeker ver kaç yapar. O kadar iyi bir profil ki Barak bizim için. Yani boy 1.90. Yani az çok Antonin Baran şimdi hangi profile benzediğini biliyorsunuz. Anlayabiliyorsunuzdur. Antonin Barak yardımcı olabilir bize. Fiziksel konusunda dayanıklılıkta endişelerimiz var. Çabuk yorulacak. Ama yani maçın 50-60 dakikalık, 50-65 belki 70 dakikalık dilimlerinde Antonin Barak çok çok iyi işler yapabilir ki bakın kafa vuruş, ilk kontrol, link, bitiricilik bunlar gerçekten iyi seviyede. İşin savunma kısmına baktığımızda işte top kapma durumu da var Antonin Baran. Yani önsezileri de kuvvetli hem hücumda hem savunmada. Bir Antonin Barak olabilir, neden olmasın? Yani 3.3 milyonluk bir liste fiyatı var. İlgilenen kulüpler belli. Biz şimdilik Antonin Barak'ı listeye alalım. Antonin Barak listemizde olsun. Raporları da çok iyi. Büyük maçlarda oynamayı seviyor. istikrarlı Başka ülkelere adapte olabilir. Sadık bir oyuncu bunlar. Önemli detaylar. Bir tık maaş sıkıntısı var. Ee, sözleşmesi olan bir oyuncu. Bon servisle alırsak alacağız. Fakat önceliğimiz dediğimiz gibi şu an e, sözleşmesi bitecek. Oyuncular daha öncelikli. O yüzden bir tık bekleyeceğiz. Şurada bir oyuncu var. O 1.78 boy falan. Hiç, hiçbir şey olmaz senden. Onu geç. Bunu neden önerdiler bilmiyorum bile. Bunları alamayız hiçbir şekilde. Şöyle bir tık uzak ucuzdan gitsek nasıl olur? Oze Kampana ne gerek var ya? Hiç gerek yok. Şöyle bakıyorum. Hmm. Nedir? Kararlılık 14 maç temposuna yön verir, pasları ayağını ister. Peki bu durum seni direkt regista yapmaz mı? Yapar. Veya da derin oyun kurucu yapmaz mı? Yapar. 18 yaşındasın. 2025'e kadar sözleşmem var. Temsilcininle konuştuğumda şöyle bir para ortaya çıkıyor. Ben seni bir Ha zaten bu listede miymiş? Tamam, bu listede dursun. Bununla alakalı ileride aksiyon olabilir. Şu an değil. Yine tekrardan ucuzlara dönelim. Yani 1.69 çok sıkıntılı bir boy. Ben o kadar cüce oyuncu sevmiyorum. Klasen var. Yani Yani tamam ya şu an bir önerilen diğerlerine bakalım. Seku Koyta var. Ya Koyta'nın da boyu çok küçük ya. Bilmiyorum yine. Hani Koyta bize yarar mı? Şimdi Mulekan'ın gittiği senaryoda Koyta. Hani pırpır bir oyuncu. Hızlı. Bağlantı oyununda iş yapabilir. Pas, vizyon gibi yetenekleri iyi. Takım oyunu iyi. Yani çevik dayanıklı aynı zamanda dengesi de fena değil. Koyta'dan istifade edebilir miyiz ya? Ne diyorsunuz? Bir şartlarına bakacağım. Fena değil. Şartlar fena değil. Birazcık şöyle aşağı doğru çekersek onları bir de. Hadi o primleri de Es geçtik diyelim, 138'de kalmıştık en son, 143, e tam bir artık el sıkışırız diye düşünüyorum. E, bu tarafta çok beğendiğim bir oyuncu yok. bitirdim. Fiorentina'da da yana teklifi yapmış, Latasaya yine bir teklif var. Bunu reddet. Şimdi hala hazırda 2, 4, 6 oyuncuya teklif yapmışız ve evet. Evet şimdi arkadaşlar Angel Di Maria an itibariyle sezon sonunda Beşiktaş'ın futbolcusudur. Hayırlı uğurlu olsun. Reisimiz geldi. Çok büyük bir karakter aldık. Mentorluk açısından da gerek soyunma odası açısından da şimdi Mert Günok'la da yolları ayıracağız. Şuranın güçlü olması konusunda önemli bir transfer olacak. Di Maria çok iyi oldu ve Arda güne mentorluk yapacak. Mentorluk grubunda olacak. Çok heyecanlandırdı şu an beni. Bir senelik kontrat toplam tüm primleri alması halinde 6-7 milyon civarı bir ücret. Benim için güzel bir anlaşma. Çünkü gereksiz giden birçok oyuncu yani gereksiz maaş alan birçok oyuncudan yeterli derecede kaynak açtık ve daha da açacağız. Melamed, ya abicim şimdi Chelsea ne alaka? Bak Chelsea o kadar güzel yansıtmışlar ki oynan. Melamet senin ne işine yarayacak? Chelsea'de oynayacak mı oynamayacak mı belli bile değil. Yani muhtemelen almayacaksın da çocuğu. Niye alıyorsun yani? Rezillik ya başka hiçbir şey değil. O Leipzig diyele teklif yapmış. Bu oyuncuların bazısı gidecek arkadaşlar onu söyleyeyim. Arda Akgün sakatlandı. Bu birazcık hoş olmadı. Bir rehabilitasyon atalım. Chamberlain'in sakatlanması da hoş olmadı. Tam ivmesi iyi giderken. şimdi 11'inde transfer sezonu açılacak. tabu esnada bizim maçımız da var. Koyta'ya ab falan da teklif yapılmış. Kurtlar dört bir yanımız sağırdı. Dimari'yi çektik Allah'tan da kılçıksız. Ötekileri ne olacak hiç bilmiyorum artık. Alanya maçına kadar bir transfer daha gelse keşke. Demir iyisin iyisin güzelsin. Ardacım sen de iyisin. Musti. Musti'de ne var şu an? Dayanıklı kar. Tamam güzel. Bu kim? Yok. Gerek yok. Evet arkadaşlar şimdi Alanya spor maçı geldi ama ben Alanya spor maçını şimdi oynamak istemiyorum. Maç, araya maç girdiğinde birazcık sıkıntı oluyor transferlerle alakalı ve kadro yapılanmasıyla alakalı bir bölüm oldu, olsun istedim bu. Aslında yapacaklarımızı da yaptık zaten. Dimari'ye ya geldi, Munoz gelecek. Baba Di Diel, Latasa ve Koyta'ya teklif yaptık burada. Gidecek oyuncular gitti. Işte e, Muçi gitti, Onur Bulut falan gitti. Baktığımız zaman elimizde baya sağlam bir para var. Sezon sonunda Musrati'ye yetecek de bir para gibi duruyor. Eğer bunlardan en az ikisi kabul edilirse benim için yine iyi. Tabii aynı mevkiden olmamak kaydıyla. bir sonraki bölümde Alanya Spor, Pendik, Samsun ve muhtemelen Başakşehir maçlarını oynayacağız. O arada da muhtemelen transfer dönemi resmi olarak bizim için bitmiş olur. Yani bu birazcık aslında benim sezon sonundaki kadro yapılanmamı görmeniz ve hani hangi oyunculara gidiyorum, transferlerde nasıl bir mantık yürütüyorum, planlamaydı vesaire onları görmeniz için bir bölümdü maçlar bir sonraki bölümde olacak dediğim gibi. E, video izlediğiniz için teşekkür ederim. E, yine ilk başta bahsettiğim gibi FM25 çalışmaları başladığı için şu an bir yoğunluktayım. Bir ay kadar e, bir yoğunluğum var. Hummalı bir çalışma gerçekleşiyor. Yani video geç gelirse veya bazen hiç gelme durumu olursa kesinlikle bundan kaynaklı ama ekstra bir durum olursa toplu kısmından yine size haberdar ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.